Evet, herkese merhabalar. Bugün ofisteyiz. Gerçi çoğu gün ofisteyiz zaten de. Hani sizinle paylaştığımız şeyler daha çok dışarıda olduğumuz şeyler oluyor. Ama bugün biraz ofisteyken ne hallerdeyiz sizinle paylaşmak istiyorum. Hatta biraz önce ufak bir çekim yaptık bebek evinde. Yanlış olmasını tahmin etmiyorsun. O kadar çok kalem var ki hangi birini kontrol edeceksin? Ediyorsun mutlaka ne yaparsan yap. Bir tanesi kaçıyor. Kıyafetim aynı zaten göreceksiniz. Melisa bana çok fazla şey göstertmedi. Proje turuna saklayalım diye dedi. İyi dedim tamam ama ofise gidiyoruz şimdi. Ve ofise geldik. Burada bakalım neler var, ne işler var, ne yapıyoruz? Bir onlara bakalım. Çünkü en sevdiğim yer aslında masa başı. Şimdi üzerinde çalıştığımız birkaç proje var açıkçası. Her birinin böyle teslim zamanı, usul usul bir şeyleri oluyor. Ve bazen çok sıkışıyoruz gerçekten. Bir de böyle bazen böyle bitmeme halleri oluyor işlerde. Yapıyorsunuz, yolluyorsunuz, gönderiyorsunuz. Tamam aslında o. Ama bazı yorumlar geliyor, bir şey oluyor, geri dönüşü oluyor. Yani o biraz daha can sıkıcı bir hal alıyor. Çünkü aslında bitirdiğinizi düşündüğünüz bir şeye tekrardan bakmak hem yani hepimizi hani ekibinde hani zamanını alan bir şey, ilerleyememek, başka şeye bakamamak gibi bir durum oluyor. Mesela bugün yapacağım şeylerden biri. Aslında planlamanın bittiğini düşündüğümüz bir noktadayken bir toplantı oluyor. Bir toplantıyla o planda ufak tefek şuraya bir şey açılıyor, oraya bir şey açılıyor. Burası şöyle olsun deniyor ve yine başa dönmüş oluyorsunuz. Bunlar mesela can sıkan şeyler gerçekten. Tatsız yani. Gerek yok böyle şeylere. O plan güzel yani. Niye tekrar değiştiriyorsunuz? Yani hani her zaman her şeyin daha iyisi var. Sonu yok daha iyinin. Yani o yüzden diyorum yani hani bir yerde duralım ve derinleşelim yani devamlı böyle değişiklik yapmak değil. Yani yaptığımız şeyin içinde güzelleşelim, derinleşelim, onu güzel bir hale getirelim diyorum. Ama işte öyle olmuyor. Neyse ben burada bir dosya açacağım. Sonra içeriye gideceğim. Bir şeye bakacağız orada. Öyle bir Melisa için sıkıcı. Bizim için ofiste olduğum için mutluyum yani. Hani çünkü hava da çok soğuk şu an. Hiç dışarılarda gezinmek istemiyorum. Ay, aradığımı gör de. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Duymuyorum. Niye bağırıyorsun? Neredesin? Yani öyle yapmadılarsa da yani sonu yok ya, onu da yaparsak şey olmaz yani, bitiremeyiz gibi. Değil mi? Haydi öptüm, bay bay. Bay bay. Tamer Bey yemeğe geldi. Karnı acıktı, yemeğe geldi Tamer Bey. Bence plan oldu gibi. Ama planla kesitle uymayan bir şey gördüm ben de, bir ona bakayım. O niye ikinci dişi yaptın ön tarafta? Baktım bütün kesitler de öyleydi. Ama o çift pinili olmak demek. Tamer hoş geldin. Yani biz de diyorduk Tamer acıktı yemeğe geldi diyorduk. Öyle Melisa, Tamer. Merhaba. Merhaba. Çekime çıkmakta bir sakınca duyuyor musun? Şu anda duymuyorum sonuçlara baktığımız zaman. Güzelse video, ta kabul edeceği gibi değilse etmezsin yani. Şimdi burası benim meşhur malzeme panosu yaptığım yer. Şimdi bir proje içinde birkaç malzemeye ve renklere bir arada bakmak istiyorum. O yüzden sen de buradayken şuraları biraz toparlayıp şöyle buraya dizeceğim hani düşündüğüm renkleri de. Biraz ondan bahsetmek istiyorum neden öyle gibi. Şimdi yapacağım pano biraz bayağı sıcak tonlarda olacak. Ama onu böyle biraz da soğuk tonlarla dengelemek gerekecek.
Şöyle bir otel odası için üzerinde çalıştığımız şöyle bir doku. Bu ya da birkaç tane şimdi başka getirebilirim. Şöyle çok tatlı. Bural 2002. Turuncu ve hani kiremit rengi tonu. Biraz kırmızı diye, biz tek başına kırmızı oluyor. Biraz turuncunun yanına gelince rengini tam gösteriyor. Birbirlerinden yansıyorlar. Banyonun içinde böyle bir daha küçük ama border gibi olur. Tamamı olmaz da çok hani baymasın. Şimdi bunu birazcık dengeleyeceğiz. Böyle değişik bir ayna olabilir. Bu cam bu ama hani cam ayna yansımasını kırmızı tonlarında yapıyor. Biraz konsept sonuçta bu. Konsept otel gibi bir şey. Biraz şimdi buna kahverengiye bakan bir dengeleme. Şimdi içine de bir daha soğuk bir ton ekleyeceğim. Ama biraz daha var ona sanırım. Belki yeşille dengeleyebiliriz bunu. Ara bir geçiş yapması lazım. Biraz hissediyorsunuz değil mi? Böyle sanki şey oldu. Hani şu an bunun neresi? Burası mesela bir otel odasında. Ki işte hani yastıklar, şunun orada bir sedir varsa o sedirin kaplaması, bu ya da şu olabilir. Banyosu, banyosuna koyduğun şey, seramik. Bu doku duvarda ya da tavanda olabilecek bir doku. Bu ayna herhangi bir bordür olarak olabilir, birlikte kullanılacak. Çünkü o yansımayı yapması güzel yani. Hani renkli bir yansıma yapıyor, filtre atmışın gibi aslında. Değişik. Değişik malzemelerim de var tabii ki. Peki hani sarıyla bu turuncuyu nasıl ilişkilendirdik? Şurada hani bu daha kırmızıya bakan, daha böyle somonun koyusu gibi. Burada daha turuncu, işte kiremit oradan ona geçiyor, sarı buradan geliyor, sarı yeşil gibi bir ton zaten. Buradan yeşile geçiş çok kolay. Ve onunla da ufak birkaç metal detayı eklemek gerekiyor. Bayağı sıcak oldu ama grillerle biraz soğutarak onu dengelemeye çalıştık. Bakalım bu mekanda yerini bunlar nasıl bulacak? Şimdilik bu kadar. Yani dışarıda hava soğukken dediğim gibi yani içeride halledeceğimiz işleri halletmek daha cazip geliyor bana şu sıralar açıkçası. O yüzden çok heveslediğim dışarılarda gezip tozmaya. Artık onu bahara bırakalım biraz diyorum. Şimdilik hoşça kalın, bir sonraki videoya kadar. Bay bay. Yani. Valla o da gece çalışıyordu dedim. E niye bıraktın ki? Yemedi. Yani unuttum ya, o ara sonra yerim diye düşünüyorum. Tatlı kavgası var şu an. Ne oldu yani, puding olmaz mı? Kurtarmaz mı? Olur canım yani. Her türlü tatlı olur. İyi, iyi tamam. Tamam o zaman. Yani yine alırım canım, şey yaparım sana, bir sütlaç borcum olmasın o zaman. Yani nasıl olsa yeriz. Tamam o zaman. Bence yemek yiyelim.